Evli bir derne şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Resulüne salavat. Abi dersimiz bu sözlerde 13. söz. İkinci makamda herkesin bildiği okuduğumuz bir yer var. Birkaç bir tane gençlere verilen bir tembih, bir ders, bir ihtardır diyor. Bir dakika bir dur. Bir sorayım. Ses nasıl arkadaşlar Harun kardeşin sesi? Abi boğuk geliyor. Birazcık boğuk geliyor. Biraz da yankı yapıyor. Nasıl? Şimdi nasıl abiler? Bir konuş bakayım. Geliyor mu sesin güzel mi? Telefondan sesi gir. Bilgisayardan görüntüyü gir. Bak, çünkü senin bilgisayar, ben sana bir bilgisayar alacağım Harun. Büyüdüğüm zaman. Telefondan giriyorum abi. Hadi bakalım, çünkü sesin çok şey, evet. Sesin gelmiyor. Harun sesini al. Şimdi yine abi ses. Dur bakayım bir konuş, bir elham elemi oku bakayım. Bilgisayarın sesini kapatma. Kapalı bilgisayarın sesi ama yankı yapıyor. O zaman bilgisayarı kapa, cep telefonla idare et. Şimdi gir. Sesi aç. Harun sesi aç. Abi isterseniz ben telefondan gireyim. Tamam, telefonla gir, telefonla. Kapatıyorum onu. Ondan sonra şey yap, dilenciye verirsin o bilgisayarını. Tamam abi. Şimdi nasıl, güzel mi abi? Şu anda iyi. Tamam abi, selamünaleyküm. Ezri bilen bir şeytan ve cim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Resulü'nden salavat. Allah'ıma selam. Bu abi 13. sözün ikinci makamı. Birkaç bir çare gençlerden bir tembih, bir ders, bir ihtardır. Şimdi abi ben buraya baktım. Yani nasıl bir ders yapacağız? Şöyle iki nazarla bakmak istiyorum abi ben buraya. Ya illa işe budur demek istemiyorum. Yani böyle bir bakılabilir mi? Arkadaşlar şey yapmasın. Ya yani ben böyle bir baktım. Şöyle bir nazarla baktım. Bir şu şekilde bakıyorum. İslamiyet ve gençlik, iman ve hayat. Bakarken şuna dikkat edeceğiz. Yani İslamiyet'te gençlik, iman ve hayat. Yani İslamiyet yerine gençlik, iman yerine hayat gibi bir bakış. İkincisi de abi, hayata iman ve İslam girerse nasıl olur? O zaman yavaş yavaş okuyalım abi, beraber böyle gidelim. Bir gün yanıma, bir gün yanıma parlak. ...gelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak isteyen bu gençlere... Ben de eskiden Risale-i Nur'dan medet isteyen gençlere dediğim gibi dedim ki, sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruda kalmazsanız o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada bir, hem kabirde iki, hem ahirette üç, kendi lezzetinden çok ziyade bedalar ve elemler getirecek. Eğer Kalbi İslamiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz o gençlik manen baki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak. Şimdi abi burada gençlik sanki o dördüncü sözde verilen altın var ya abi. Yaver-i Ekrem bir altın veriyor 24 tane. Bu gençlik altın gibi düşünebiliriz. Bizim sermayemiz. Peki niye bunları söylüyorum? Bizim sermayemiz, mesela istikbal bu Mesnevi Nuriye'de bir ayna misali var ya abi, enden boy aynası. Orada adam aslında ayna istikbale giderken aslında geçmişine gidiyordu. Bu gençlik de aslında neyse senin istikbalinde, geleceğinde, geçmişinde o yani. Ne yaptıysan o. Sermayeyi nasıl kullandıysan. Hayat ise, burada da hayata, şu gençliği anlattı abi, burada da hayata geldik. Ses geliyor mu? Hiç kimse ses yapmayınca ben, değişik geliyor abi. Ben sesi,
Sesi kapattım ki belki sıkıntı olur diye. Açık olsa bir şey olur mu benim sesim? Abi çok iyi olur. Ben çalışkın değilim böyle. Tamam. Tamam o zaman. Peki benim sesim açık olunca sizde şırıltı yapıyor mu arkadaşlar? Yapıyor abi. Yapmıyorsa tamam. Tamam. Hadi beraber işleyelim. Abinin de sesini duydum. Rahatladım. Hayat ise eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmez. Şimdi hayata abi bakarken kendimi hayatın yerine koydum. Yani nasıl? Hayat benim içinde değil de ben hayatın içindeyim. Hayat benim yani burada. Hayat ise eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmezse hayat zahiri ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elemler, hüzünler, kederler verir. Çünkü insanda akıl ve fikir olduğu için hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanları fıtratın alakadardır. Abi o zaman bizi hayvanlık hayatından çıkartan akılın içindeki fikir oluyor. Bizi geçmişe ve geleceğe götürüyor. O zaman bizim dairi hayatımız hayvanın aksine olarak akılla hem geçmişe hem geleceğe geçebiliyoruz. Tabii bu sermayemiz olan gençliği İslamiyet'le kullandıysa, bir sermayemiz varsa, altınımız varsa geçmiş ve gelecek hayatımız açılıyor. Hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla fıtratın alakadardır. O zamanlarda dahi hem elem hem lezzet alabilir. Geçmişten ve gelecekten hem elem hem lezzet alabiliyormuşuz. Hayvan ise fikri olmadığı için hazır lezzetini geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen korkular, endişeler bozmuyor. O zaman yani biz geçmiş ve gelecekten hazır zamanda lezzet alıyoruz şu anda, doğru mu abi? Hı hı. Evet. Olaylarla, geçmiş ve gelecekten hayvan lezzet almıyor. Anını yaşıyor. Biz daire-i meşhurda kalmayınca anımız da bozuluyor zaten. Evet. Yani üç zamandan besleniyor insan. Üç zamanla. Evet, yani üç tane aslında bizim zamandan besliyoruz. Hayatımız açılıyor. Hayat. İnsan ise, buyurun abi. Biraz önce dedin ki biz çok ilgimi çekti. Hayat bizim içimizde değil, biz hayatın içindeyiz. Evet abi, ya o nazarla bakmak istedim buraya. Yani biz hayatın içinde değiliz. Yani çok enteresan bir şey abi. Öyle bakınca sistem çok değişiyor yani burada. Ben şöyle bir misal vereyim mi, beraber şey yapıyoruz diye. Lütfen abi. Şimdi bir okyanus düşün, geçen derslerde. Okyanus düşün abi. Evet abi. Okyanus. Kara mara yok. Böyle. Sonra bir hortum oldu. Diye bir okyanusun bir yerinde hortum oldu. Orayı, o bölgeyi soğuttu. Ve buz oldu orası. Ama büyük bir ada. Ama okyanus ucu bucağı yok. Orada ortada bir anafor oldu. Hortum adayı soğuttu. Öyle soğudu ki asırlar geçti. Biliyorsunuz kar, buz fazla durursa kurtlanır. Biz de o kurdu, kar kurtlandı. Kar orada dolaşıyor. Şöyle. Okyanus hayattır. O donmuş ada bedendir. O arı da arı diyorum, kurt, karın da şeyi. Mesela kuru, bilmem gördünüz mü, kar kurdunu böyle bir bardak suya koyarlar, böyle atarlar. Kurt. Kurt ha, böyle aynı kurt böyle oynuyor. Suyun içine kayar, buz gibi yapar. Ama bakarız hayvan mayvan yok. Ama biraz önce canlıydı. Arkadaşlar, biz hayatın donmuş haliyiz, bedeni. Biraz da latif, işte o kurt gibiyiz. Yani işte aldanış, temel aldanış orada. Yani hayat ayrı, ben de müstakil böyle bir varlığım var. Hayır,
Yani bütünlük içinde muayyensin. Ama mesela bak kar kurduğuna bak. Okyanusa bak. Görüyor musun? Evet. Ha, şimdi biz okyanusta donmuş adada, orada da eskimiş bir kurtuz. O kurt aslında okyanustur. Donmuş halidir. Ama dikkat ederseniz kurtta göz var. Arkadaşının sesini duyar. Kulağı var. Duyguları var. Ve dostluklar da kurabiliyorsun. İşte hayat, arkadaşlar, hayat anlayışımız 30. Lema'da anlatıyor. Hayat böyle bir bize müstakiliyetten, asana kestik peynirden bu kadar değil ya. Hayat, eskide düşünürdüm, biz hayatın içinde miyiz, hayat bizim içimizde mi? Hiçbirisi değilmiş. Devam et. Belki noktaya nazar olur. Allah razı olsun. İnsan ise eğer delalet ve gaflete düşmüş ise, hazır lezzetine geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler o cüz'i lezzetini cidden acılaştırıyor, bozuyor. Hususen gayri meşru ise bütün zehirli bir bal hükümdedir. Demek hayvandan 100 derece lezzet hayat noktasında aşağı düşer. Belki ehli delaletin ve gafletin hayatı, belki vücudu, belki kainatı bulunduğu gündür. Bütün geçmiş zaman ve kainatlar onun dalaleti noktasında madundur, ölmüştür. Akıl alakadarlığı ile ona zulmetler, karanlıklar veriyor. Gelecek zamanlar ise itikatsızlığı cihetiyle yine madundur. Ve Adem'le hasıl olan ebedi firaklar mütemadiyen onun fikir yolu hayatına zulmetler veriyorlar. Eğer... dur! Bak, geçmişe neyle baktı, geleceğe neyle baktı, bakar mısın, okur musun, kaçırma orayı. Yok abi, kaçırmadım. Geçmişe belki daha olsa belki kendi geçmiş zamanın kendi on derat noktası mağdurdur, ölmüştür. Hüzünler oraya mı diyorsunlar, geçmişten? En son okuduğum şeyi okur musun, en son oku bak. Tabii abi. Demek hayvandan yüz... Akıl, bak, akıl cihetiyle geçmişten hüzün alıyor, gelecekten itikadı bozukluğundan alıyor. Evet. Oku oku bak gör. Benim tamam. Sözlerimi verir misin? O ben sonra oku bak. Geçmiş akıl cihetiyle geçmişten elem alır. Geçmişten elem alır. Evet abi, elem ve lezzet alabilir. Hayvan fikri olmadığı için hazır lezzetten, geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen korkular, endişeler bozmuyor. İnsan ise eğer delalet ve gaflete düşmüşse hazır lezzetini geçmişten gelen hüzünler. Devam. Gelecekten gelen endişeler o cüz'i lezzeti cidden acılaştırıyor, bozuyor. Hususen gayri meşru ise bütün bir zehirli bal hükümdür. Demek hayvandan 100 derece lezzet hayat noktasına aşağı düşer. Belki ehli delaletin ve gafletin hayatı, belki vücudu, belki kainatı bulunduğu gündür. Bütün geçmiş zaman ve kainatlar onun delaleti noktasına mağdurdur, ölmüştür. Akıl alakadarlığı ile ona zulmetler, karanlıklar veriyor. Akıl alakadarlığı ile geçmiş zulmetler... Zulmet ve karanlık. Ha, bak o geçmiş. Evet, gelecekler abi... Gelecek... Harun abi, Hasan abi dalalet diyor. Hasan abi geçmiş dalalet, akıl değil. Gelecek itikatsızlık, geçmiş dalaletin hükmüyle diyor. Bir de Kore'yi dur. Tabii abi. Akıl alakadarlığı ile ona zulmetler, karanlıklar veriyor. Gelecek zamanlar ise itikatsızlığı cihetiyle yine matundur ve Adem'le hasıl olan ebedi firaklar mütemadiyen onu fikir yolu hayatına zulmetler veriyorlar. Şimdi Mehmet direkt diyor ki geçmiş dalalet, gelecek itikat, doğru. Dalalet 25. sözde söylüyor. Dalalet kimdir? Rehbersizlikten oluyor. Rehbersiz olursa dalalet olur. Bu dalaleti rehbersizlikten akla bunu veriyor. Gelecekten de itikatsızlıkla akla bunu veriyor. Ama geçmiş dalaleti rehbersizlikten aklın rehberi olmadan rehberi olmadığı için geçmişten rehbersizlikten dalaletler, zulmetler veriyor. Hüzünler veriyor. Gelecek ise gelecekten hüzün yok.
Elem yok. Ne var gelecekten? Elem yok. Korku var. Şimdi abi burada iki tarafı anlatıyor ya, hem zulmeti bir de aynı şekilde eğer iman girerse. Biz genelde hep vücut tarafını şey yaptığımız için ben oradan anlatacaktım geçmiş geleceği. Neyse bu taraftan anlatmış olduk. Ha tamam. Evet abi. Eğer iman hayata hayat olsa. Dur. Hayatım. İman hayata hayat olsa ne anladın? Geçme diyecektim o için kusura bak. Yok abi geçmiyorum zaten. Çünkü burada yani. Hayatı artık hayat değil, imanın içindeyiz. İman içindeki hayat bu. Ha, iman hayatı yani, hayat olsa. Hani demiştik ilk başta abi derste, biz hayat bizim içimizde değil, biz hayatın içindeyiz. Bu birinci, bu şimdi daha farklı. Hayat imanın içinde. Allah Allah. Bu daha farklı bir hayat yani. Yani o zaman okyanus iman, ondan sonra o buzdağı hayat. Onun içinde de bizim itikadımız. Öyle mi oldu? Evet. Olabilir abi. Öyle de bakabiliriz. Ha. İman hayata hayat olsa, belki bir kardeş İrfan bir şey der. İman hayata hayat olsaya dair izah olmadan veciz bir cümlesi olan var mı? İzah yok. Çünkü dersi bölmeyelim. Neyse devam et. Eğer iman hayata hayat olsa, o vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır ve vücut bulur. Şimdi iman abi hayatımıza girince o zaman bizim geçmiş ve geleceğimiz ışıklanıyor. Hmm. Nurlanıyor ve vücut buluyor. O zaman ne diyor? Ha, iman hayata hayat olsa kafadan bir şey söylersin. Ha, burada izah etti. İman hayata hayat oldu mu ne yapıyor? Geçmiş ve geleceği canlandırıyor. Ya vücut, şimdi mesela bizim normal şartlarda bir kafirin veya itikadı bozuk bir insanın mağdur öldü gitti diyor mesela. Annesi, babası, birilerini kaybetti, öldü gitti diyor. Hı hı. Bu ölme mölme bir şey yok. Biz şimdi kendimizi hayatın yerine koyup bir de ona imanı şey yapınca abi, onlar vücut bulur diyor. Bizim vücut anlayışımız biraz farklı gibi. İlla böyle sureten göreceğiz, tutacağız. Biraz böyle kesif yani bizim hayat tarzımız. Hı hı. Ya mesela düşün. İman hayata hayat olsa ahireti burada dilek yaşıyorsun. Çünkü niye vücut diyor? Burada vücut yok ki, mevcut var. O zaman ahireti direkt burada yaşıyorsun. Hayata hayat olsa ya. Evet. Esas hayat diyor Mehmet, diyor ki inne darul ahirete leyyel heyvan, esas hayat o hayatın orası ya, hayatın en zirve mertebesi maddeye hayat, aynı hayat. Ustad öyle diyor, burası cilbe-i hayat, cilbe-i hayat. Ondan sonra git böyle, şimdi vücut şöyle, vücut mevcut, gir içeriye enerji, gir içeriye esir, gir içeriye maddeye hayat. Yani. Gir içeriye aynı hayat. Aynı. Hayatın zatı ve cevherleri orada. Ahirette. Şimdi biz burada kışır. Hayatımıza, bu hayatımıza ahireti iman hayat olsa aynı hayatı yaşıyorsun burada. Burada ne yaşıyorum ben şu anda? Cilve-i hayatı yaşıyorum. Hayatın aynısını yaşamıyorum. Bu şey evet abi doğru. Bütün abilerin dedikleri doğru. Bu hakikat noktasındaki bir hayat yaşamı ahiret. Burada evet. İmanla yani bizim kâr-ı bela olsun, ilk yaratılışımız olsun mahiyeti de hepsinde hayattayız. Artık o kurt eridikten sonra ahiret filan o maddi hayat değil yani. Ya Allah Allah. Bir daha okuyayım abi burayı. Eğer iman hayata hayat olsa Allah. O vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar iman nuruyla ışıklanır ve vücut bulur. Şimdi ben burayı okudum da ben mesela oturuyorum burayı mesela bir gün düşünüyorum. Ya şimdi nasıl vücut bulur? Şimdi hazır zamanda ben bir vücut yaşıyorum. Nasıl vücut yaşıyorum diye düşünüyorum kendi kendime. İşte araba kordaya basıyor, bir şey okuyorum. Devamlı bir hissiyatlarım oynuyor. Doğru mu abi? Evet. Ben buna diyorum ki vücut, işte bir şeyler yaşıyorum. Peki geçmişte de bir şeyler düşünüyorum. Mesela peygamberlere iman. İmanın rükünlerinden. Ben peki o zaman hayatım, imanım, hayat hayat olsa ben onlardan da vücut bulacağım abi. Ya onlardan da evet.
Yani vücut anlayışımız çok farklı aslında. Böyle düşününce çok değişik oluyor. Harun abi, Hasan abi. Ben Mehmet abiye katılıyorum. Şeyde yazıyor, şu anlarda yazıyor. Diyor ki hakiki iman ile dünya ve ahireti hakiki iman içine alır diyor. Olağanüstü müthiş bir şey. Mehmet Su nereden okudun onu? Ahiret içine alıyor. Abi şu anlarda hakiki iman verdi diyor İslamiyet. O hakiki iman ile dünya ve ahireti içine alır. Evet, 24. sözde de söylüyor, imanı vererek, hayatı vererek, İslamiyet'i vererek, bana diyor, ayrıyeten diyor ustad, ilmi, Kur'ani, hikmet, imani verildi diyor, ayrıyeten. Herkesten farklı. Hayat verilerek hayatın içerisine ahireti koydu. Allah Allah. 24. Mehmet söz. Abi, Mehmet abi doğru söylüyorsunuz, bir sıkıntı yok. Öbür Mehmet abinin söyledi doğru. Bu hakiki hayatı vererek dediği bu hakikati bir de mahiyeti hayat var. Uf. Evet. Bir daha okuyup devam ediyorum abi. İnşallah. Eğer iman hayat hayat olsa o vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır ve vücut bulur. Zamanı hazır gibi ruh ve kalbine iman noktasında ulvi ve manevi ezvak-ı envarı vücudiye veriyor. Bu hakikatin ihtiyar risalesinde 7. ricada izahı var, ona bakmalısınız. Buraya girmiyorum abi, çok uzun burası. İşte hayat böyledir. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz hayatınızı iman ile hayatlandırınız. Ferahizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Her gün ve her yerde, her vakit ve fiyatlarını gösterdikleri dehşetli hakikat-ı mevt ise size başka gençlere söylediğim gibi bir temsiyle beyan ediyorum. Abi inşallah siz sıkılmıyorsunuzdur. Harun abi ben bir şey diyebilir miyim? Buyurun abi. Bu kalbin ve ruhun derece hayatıyla bağdaştırırsak hani şöyle bir ifade var. İman dizginini kalbe ve ruha teslim ederse maziye nüfus, müstakbele hulul edebilir. Yavaş yavaş. Burada acele, abi acele. Benden dışarı doğru, benden zamana doğru bir açılım var. Ama sizin yokluğunuz yerde iman hayata hayat olursa dediğiniz gibi artık zaman bende oluyor. Evet abi işte nasıl bakarsın hakikat mahiyet noktasında hepsi doğru yani. Allah razı olsun Sertan. Şimdi burada çok değişik uygulamalar var abi. İnşallah beraber şey yapalım. Allah'ın nasip etse. Mesela burada gözünüzün önünde bir dar ağacı dikilmiş. Onun yanında bir piyango. Fakat pek bir ikramiye biletleri veren dairesi var. Biz burada 10 kişi ala külli hal ister istemez hiç başka çare yok oraya davet edileceğiz. Bizi çağıracaklar. Çağırma zamanı gizli olmasından her dakikaya gel idam biletini al dar ağacına çık veya gel milyonlar altın kazandıran bir ikramiye bileti sana çıkmış gel al demelerini beklerken birden kapıya iki adam geldi. Bir yarı çıplak güzel ve aldatıcı bir kadın elinde zahiren gayet tatlı fakat zehirli bir helva getirip yedirmek istiyor. Şimdi hep burayı okuyoruz almıştım ama yine bir sorayım. Belki başka bir noktayı nazara veren olur. Şimdi kapıya iki adam geldi diyor abi. Buraya bir adam diyor, insan olarak da diyen var. Ben farklı iki adam geldi, biri yarı çıplak güzel ve aldatıcı bir kadın diyor. İki adam geldi, biri kadın diyor. Şimdi buraya bir noktayı nazar var mı? Ya da ben mi yanlış anladım? Yoksa insan olarak mı buradaki adam? Sari ifadedir bu. Hiç kimse tevil edemez. İki adam gelmiş, adam. Tamam. Sonra bunlardan bir tanesi yarı çıplak aldatıcı bir kadın. Lan iki adam geldi. Bir tanesi nasıl kadındır? Mutlaka İrfan bir şey söyler. Orada duruyor ama. Bir şey yazdı İrfan. Ne yazmış? Şu an dinlemedeyiz abi de. Harun abi dedin. Cenab-ı Hak bir şey kalbimize ikram ederse biz de paylaşırız abi. Ama çok ilginçtir. Efendim Mustafa'm sen bir şey dedin Furkan'ı alacağım şimdi.
Abi kadın demesi, adama kadın demesi dünya cihetinde, dünyaya sefahate davet ettiği cihetinde olabilir mi? Furkan sen ne diyorsun abi? O da söz istemişti. Abi Abdullah Yeğen abiden dün bir 8. sözü dinliyordum. Oradaki adam geçen yerleri Adem diye okuyordu. Bilmiyorum Arapçasından mı okuyor? Bilmiyorum ama adam geçen yerleri Adem diye okuyordu. Belki o noktadan olabilir. Adem'le Adem farklıdır. Çünkü önümüze 1956'da ustadın tahsiline geçmiş sözler var. O adamdır kardeş. Ben bir noktayı nazar söyleyeyim bakayım. Fakat bakayım ne diyeceksiniz. Bunu eskiden beri merak ettiğim için. Ama kimse kızmasın. Bak iki adam gelmiş. Bir daha söylüyorum. İki adam gelmiş kapıya. Bir tanesi yarı çıplak aldatıcı bir kadın. Adam... Sen ruhun, özür dilerim, ruhun erkeği kadını var mı? He şöyle. Bu ruha çalışıyorum zaten. Hep yeniden çalışayım dedim dimağdan sonra. Bak ruh bir kanun-u emridir. Alem-i Mir'den gelmiş. Ama kanunla namusu söyleyeyim. Mesela elma... Kanundur. Armut değil. Senin bahçendeki elma var ya tadıyla, şekliyle. O namustur. Sana has. Ruh kanunu emridir. Herkese eşittir. Hepimizde farklılık olması namustur. 59 Mesnevi. 29. söz vesaire. Çalıştığım için söylüyorum. Şu anda sıcağı sıcağı. Elektrik gibidir. Ruh. İlk yazılımı. Yani... Buzdolabında çalıştırır, elektrik ocağında çalıştırır. Zıt. Namus olunca, yani bedene girdi, 3,5 yaşına kadar çocuk cinsiyetini ve eşyanın canlı olup olmadığını bilmez. Ondan sonra bedene göre şekil alır. Bizim Karadeniz'e şöyle bir şey yaparlar böyle, ona geleceğim. Böyle bir şişe var, bu kadar ağzı var böyle su içmeye. Hıyarı sokaya sokarlar böyle. Hıyarı şişenin içinde büyütürler. Sonra keserler. Sonra dersin ulan bu kadar ağza, bu kadar geniş hıyarı nasıl soktu? Ruh bedene girdiği zaman oraya göre şekilleniyor. Cinsiyetini öğreniyor 3,5'ten sonra. Ruh küllidir. Umumidir. Hangi bedene girerse ona gittikçe şekil alır ki dinimiz kız çocuğuna kız işlerini... Erkek çocuğuna erkek işleri yaptırınız. Çünkü çift cinsiyetli olabiliyor. Ruhta böyle bir şey cinsiyet yok. Kadın erkek yok. Kanundur çünkü. Kanun. Kanunun yaşı yok. Dünü bugünü yok. Kolay zoru yok. Şeyde anlatır. Pencerelerde. Ha, benim vücuduma girdi mi kardeşim? Ben mutlak olan ruhu kendime göre muayyenleşti. Bu namustur. Şimdi söyleyeceğim iki adam girdi. Bir tanesi yani çıplak aldatıcı bir kadın. Bunu mektubat hakikat çekirdeklerinden cevap vereceğim. Orada diyor ki erkekler his, onun için dokunmasın. Erkekler hissiyat cihetiyle kadınlaşırsa kadınlar da hissiyat cihetiyle erkekleşir. Yani erkekler uşkurluğunun ve midesinin peşine giderse kadınlaşıyor. Erkeklerin kadınlaşması nispetinde kadınlar erkeklik yapıyor. Onun için iki adam girdi. Bir tanesi çıplak bir kadın. Kadın gibi bedeni var ama ruhu erkek. Erkek gibi bir vücudu var senin benim ama ruhumuz kadın. Çünkü hissiyat noktasında... Cinsellik noktasında kadın zayıf iken erkek zayıf oldu. Bak mektubatı ver. Hissiyat noktasında diyor hevesat cihetiyle erkekler kadınlaşırsa kadınlar da erkekleşir. Sefahatte öyle oluyor aslında abi. Sefahatte öyle oluyor. Bak yeni söyleyeyim. Değiş dokuş oluyor sefahatte yani. O zaman kadın da erkek de ikisi de nerede oldu bakayım. Şurada.
Allah bizi affetsin. Herhalde bir mikrop insanın havası muvazenim ölerse bakayım. İza teennesel ricalu bitehavuz terecele nisa'u bitevakkuh. Evel mealin ustad? Eyvallah dedi. Bir meclise, bir meclis ivana güzel bir karı girdikçe riyakaba devam eder. Meali şu. Hevesat-ı nefsani ile erkeklerin karılaşması, karıların hayasızlıkla erkekleşmesine sebeptir. İkisi de eşit olmuş. Ama istisnalar var mı? Tabii var. İnşallah biz hepimiz öyleyiz. Kim bunu duyarsa sen istisnasın. Bizimle alakası yok ya. Yani anladık mı? Yani bir hakikati çözmeye ben böyle anladım. Kapıya iki tane adam geldi. Bir tanesi yarı çıplak kadın, diğeri de erkek. Ne oldu? Peki kadın adam dedi. Kadın da bedeni kadın. Ruhu erkek. Adam da erkek. Bugün gündelik hayatta da bu var. Erkek ama hissiyat cihetiyle kadınsı. Kadın. Ruhu kadın. Bedeni ceset. Erkek. Evet, tamam. Şimdi üstad bir şey verecek abi. Düzeltecek. Zıtta çeviriyor her şeyi verdiği. Evet. Diğeri bir de aldatmaz, aldanmaz ciddi bir adam. O kadının arkasından girdi. Dedi ki size bir tılsım, bir ders getirdim. Onu okusanız bu helvayı yemezsiniz. O dar ağacından kurtulursunuz. Peki burada ne dedi? Size bir tılsım getirdim dedi. Sır değil. Evet abi. Dönüştürüyor abi. Sırla tılsımı söyleyelim kardeşlere. Söyler misin abi? Sırla tılsım farkı. Abi sır ikisini bir arada tutuyor. Yani eksi 10'la artı 10 gibi. Şeyde ise tılsımda ise birinden birini dönüştürüyor direkt. Evet. Sırda ikisi de duruyor. Tılsımda dönüştürüyor. Evet. Yani mesela artı 10 santigrat derece odada eksi 10 santigrat derecede soğuk olsa tılsım bunu sıfır yapar. Sır ise iki zıtı cem eder. Bak bir tılsım getirdim diyor. Yani iki zıt bulunmamış, dönüşmüş. Devam. Tılsım bir ders getirdim. Yani illa tılsım abi bir ilaç gibi düşünmeyeceğiz. Kelamda da olur, kitapta da olur, bilimde de olur. Böyle bir şey. Ders getirdim. Bunu okusanız o helvayı yemezsiniz, o dar ağacından kurtulursunuz. Bu tılsım ile o emsalsiz ikramiye biletini alırsınız. İşte bu dar ağacında zaten gözünüzde görüyorsunuz ki bal yiyenler oraya giriyorlar. Ve oraya girinceye kadar o helvanın zehrinden dehşetli karın sancısı çekiyorlar. Bu bal herhalde şey abi hazır lezzeti de artık götürüyor. Bir hayvansı bir hayatımız vardı. Bu balı yiyince o hazır zamandaki lezzet de artık kalkıyor gayrimenkulden dolayı. Şu anda mesela beşeriyette yani sefahat da kalmadı koronadan dolayı. Hazreti korona sanki yeni yeryüzüne ölüm inmiş gibi herkese hatırlattı. Eskide camilerde bir defa duyardık veya iki defa öğleyin akşam. Esselatu vesselamu aleyk. Şimdi haberlerde her gün yüzlerce anons yapılıyor. Bak beşeriyet yani beşeriyet de bitti. Nefsaniyet de bitti. Lezzeti gayrimeşru da bitti biliyor musun? Yani evde de yapamaz. Çünkü artık ölüm korkusu. Gayrimeşru hayata girdikçe vücuttaki ilik ve savunma sistemi çöküyor. Korona da tepene vuruyor, götürüyor diye. Bak o dedin ya bal, beşeriyetini de götürüyor. Yani artık bütün sefahatta lezzet yok. Hazır zaman da bitti artık. Hazır zaman da bitti. Her an ölümünü bekleyenin hazır zamanı mı olur? Zehirinden dehşetli karın sancısı çekiyorlar. O büyük ikramiye biletini alanlar, abros çok değişik ikramiye biletini alanlar cenden görünmüyorlar. Ve zahiren onlar da o dar ağacına çıktıkları görünüyor. Şimdi mesela zahirde ben hep bakıyordum ya herkes gidiyor işte bu kabire, o da gidiyor, bu da gidiyor. Ama işte bu zahirde öyle, öyle değil. Yani benim mesela bu nefsimi çok unutmayın ediyor burası. O yani candan görünmüyorlar ve zahiren onlar da o dar ağacına çıktıkları görünüyor. Fakat onların asılmadıklarını,
belki oradan kolayca ikramiye dairesine girmek için basamak yaptıklarını milyonlar şahitler var, haber veriyorlar. İşte pencerelerden bakınız. En büyük memurlar, bu işlere büyük zatlar yüksek sesle ilan ediyorlar, haber veriyorlar ki o dar ağacına gidenlerin aynel yakın gözünüz ile gördüğünüz gibi bu ikramiye biletini tılsımcılar aldıklarını hiç şek ve şüphesiz gündüz gibi kati biliniz dedi. O zaman bu tılsımla biz ne yapacağız şimdi abi? Dönüştürüyordu ya abi. Şimdi neleri dönüştürüyor? Zahiren normal herkes gidiyor gibi gözüküyor. Herkes ölüyor gibi gözüküyor ama öyle değil yani. Faniyi bekaya, ondan sonra ölüm gibi surete gözüken bu gitti ama esas aynı hayata gitti. Yani hayatın cilvesi ya bizde, hayatın cilve canına aynı hayat, maddi hayat, aynı hayat, ahiret, cennet hayatı. Yani adam ona dönüştü, zahirde ikisi de öldü ama öyle değil işte. Yani her şeyi dönüştürüyor. Mesela demin dediğimiz gibi dersin başında, hayat benim içimde değil, ben hayatın içindeyim. Hani hep örnek veriyorsunuz ya abi, şoför mü arabayı götürüyor, araba mı şoförü götürüyor? Burası dünya mı, ahiret mi? Yani şimdi belki şey deniyor ya, yok yani sen neyi dönüştürdüğünle alakalı bir şey. Nereden bakıyorsun? Evet. Geçmişte misin, gelecekte misin, hazırda mısın? Kimisi işte bakıyor diyor ki ben ahiretteyim, kimi diyor ki yok ben kahru beladım. Yani sen o anda neyi dönüştürüyorsun? İşte bu temsil gibi zehirli bir bal hükmünde olan gayrimeşru dairesindeki gençliğin sebatkarane zevkleri, hazine-i ebediyenin ve saadet-i sermediyenin bileti ve vesikası olan imanı kaybettiği için dar ağacı hükmünde olan ölüm ve ebedi zulmet kapısı olan kabirin musibetine aynen zahiren göründüğü gibi düşer. Bu için genç ihtiyar fark etmeyerek her vakit ecel celladının başını kesmek için gelebilir. Eğer o zehirli bal hükmünde olan evasat-ı gayri meşru terk edip, burası da çok güzel abi, gayri meşruyu terk edip diyor. Yapmış olabiliriz, tövbekar olursam sana da bu kapı açık. Gayri meşruyu terk edip. Bir de burada Harun bir de bir benim çok işimin hoşuma giden, aynen zahirin göründüğü gibi düşer. Yani enayne zennabdi bil ya, şöyle diyor. Bana nasıl inanıyorsun? Ben sana öyle muamele edeceğim. Onun için Allah Resulü demiş ya aleyhissalatü vesselam, hayatınızda hiç olmasa en az bir defa Allah hakkında nihayetsiz hüsnü zannedin. Şimdi o nasıl görüyor? Kabir, çamur, patak, böyle bir de lahit var orada. Yani millet zannediyor ki kabir o kazılan yere gömülüyor. Koyduktan sonra kabirde bir tane de kabir var böyle oyulmuş. Bir de oraya ne olur ne olmaz kalkar diye oraya koyuyoruz böyle. Aynı zahirde göründüğü gibi düşer. Peki ustad diyor ki zahiren siyah peçesi altında diyor rahmetin cilvesi var diyor. 232 mektubat mıydı? Kabrin siyah peçesi altında. Niye siyah peçe diyor? Peçe güzeller takar, kadınlar takar. O peçe altındaki güzelliği saklı. Kabrin de öteki ahiretin güzelliğini kabrin zahirdeki çirkinliği örtmüş. Çünkü bir kız için intihar eden, bir oğlan için intihar eden, kabirde ve sonra cenneti görse bu insanlar hepsi intihar ederdi. O olmasın diye kabri siyah peçe, ustad diyor bak, kabrin siyah peçesi altındaki rahmetin cilvesini, 232 galiba mektuba. Kabir için diyor ki siyah peçe, peçe. Burada da öyle ama ehli dalalet peçeyi bilmiyor ki, Risale'nin kul olmamış ki. O zaman ne biliyor? Kabiri aynı gördü. Aynen gördüğü gibi düşer diyor. Devam. Hayır de gördüğü gibi. Evet. Bakayım. Şimdi abi bu tılsım böyle atıyor. Valla Rabbimizi belirleyebiliyorsak zamla cenneti de belirleriz, cehennemi de belirleriz. Aynen abi. Şimdi ona diyecektim Mehmet abi. Şimdi bu tılsım dönüştürüyordu ya sana abi. He. Direkt sırtına çeviriyor. Biz de Allah diyor nasıl zannedersen ben seninki öyleyim diyor. Doğru mu abi? Evet. Allah bile böyle diyor. O zaman Mehmet abinin de dediği gibi kabirde, ahirette, dünyada sen ne düşünüyorsun? Mesela biz dua ediyoruz. Allah'ım beni şehit et. Tamam ediyoruz. Sen şehit et. Dua ediyorsun da niye kendini şehit düşünmüyorsun?
Yani anlatabildim mi bilmiyorum. Niye dönüştürmüyorsun kendini? Ha, şehit gibi niye yaşamıyor musun diyeceksin, öyle mi? Hayır abi. Nasıl? Dönüştür yani. Bunlar hep esma abi. Dönüştür yani. Allah da sana açsın onu. Nasıl dönüştür? Nasıl olacak abim? Abi şimdi ölümü bile, dar ağacını bile, idam sehpasını diyor ki Nuh'un gemisi yaptı. Jimnastik sehpası yaptı, salıncak yaptı diyor. Atı diyor, burağa çevirdi diyor. Yani bunları yapabiliyor. İnsanın fıtratında bu var ama tabii o zanlı yapabilmesi için bu tılsımatı Kur'aniye ile onları patlatması lazım. Bir kuvveden bir fiile patlatması lazım. O da Nadir abiye derdim, nasıl yapacak Nadir abi dedim ya bu. Dedi ki, birincisi ısrarla dua ile isteyecek. Dua ile ısrarla isteyecek. İkincisi o İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin cevabıyla o yapanlarla beraber olacak. Yani onu yapılmış, becermiş olanlarla yöntemi onlar kısmen Allah ikram etmiş, becermiş, geçmiş, yapmış. Onlarla beraber olacak. Demek ki birincisi dua ile ısrar edeceğiz. İkincisi yapanlarla beraber olacağız. Üçüncüsü ısrarla tefekkür edeceğiz. Evet. Öğlen derslerimizde anlatırdınız abi. Hani şey koymuştunuz, dişil miydi? He, dişir. Dua ile, ihlas ile, rıza ile. Bak, dişir değil mi? Dua ile, evet. İman ile, dişir. Şey neydi şey? Şuur. Şuur ile, rıza ile. Dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile. Dişir. Sonra bir de arzuyu bulmuştunuz galiba. Bir de arzu vardı başka bir yer. He. Şeyde 69 şualarda. Şualarda. Evet. Haksız demek yapmamak için. Evet, devam ediyor abi. Ecel gizli bir dakika. Yani vesikası olan imanı kaybettiği için daha da hükmünde olan ölüm ve ebedi zulmet kapısı olan kabrin musibetine aynen zahiren göründüğü gibi düşer. Uf. Ve ecel gizli olduğu için genç ihtiyar fark etmeyerek her vakit ecel cenneti başını kesmek için gelebilir. Eğer o zehirli bal hükmünde olan hevasat-ı dairin bir şeyi terk edip tılsım-ı Kur'an olan iman ve feraizi elde etmek de o fevkalade mukadderat-ı beşer piyangosuna çıkan saadet-i ebediye hazinesini biletini alacağına 124.000 Enbiya Aleyhisselam ile beraber hadd-ı hesaba gelmeyen ehli velayet ve ehli hakikat müteffarkan haber veriyorlar ve asarını gösteriyorlar. Elasıl gençlik gelecek, sefahat de gitmiş ise, şu anda hazır zamanımız da gitmiş abi zaten, sefahat de gitmiş. Hem dünya hem ahiret binler bela ve elemler netice verdiğini ve öyle gençlere ekstriyetle, suistimal ile, israfat ile gelen evhamlı hastalıklarla, abi buraya bir noktaya nazar vereceğim, şimdi biz hayatın içindeyiz ya, eğer biz bunları yaparsak şu hane, bu beden hanesindeyiz ya abi. Hı. Hayatımız bu şey olmuş şu anda. Şu hanede, vücut hanesinde. Eğer bunları yaparsak bu hanelere gidiyor. Gelen evhamlı hastalıklarla hastahanelere, hastanelere. Hasta, buraya. Taşkınlıklarıyla hapishanelere. Buraya. Hapishanelere, sefahat hanelere. Buraya. Manevi elemlerden gelen sıkıntılarla meyhanelere düşecekleri anlamak isterseniz. Yani hep bunlar hane. Neler yaparsan hangi hanelere girersen. Hastanelerden ve hapishanelerden ve kabristanlardan sorunuz. Elbette hastanelerin ekseriyeti lisan-ı halinden, gençlik saygısıyla israfat ve suistimalerden gelen hastalıktan eninler, eyvahlar işittiğiniz gibi hapishanelerden dahi ekseriyeti gençliğin taşkınlık saygısıyla gayri meşru dairedeki harekatın tokatlarını yiyen behbah gençlerin teasüfleri işleyeceksiniz. Ve kabristandan mütemadiyen oraya girenler için kapıları açılıp kapanan alemi berzahta. Ehl-i keşfel kuburun müşahadetiyle ve bütün ehl-i hakikatin tasdikiyle ve şehadetiyle ekser azaplar gençlik suistimalatının neticesi olduğunu bileceksiniz. Gençlik suistimalatı demiştik ya arkadaşlar. İslamiyetsizlik yani. İslam altınlarını harcamış abi. O 24'ten altın vermişti ya padişah.
bu bazen şurada da şey yok, terk edip demişler, terk ederse bir tane altını kalmıştı. Eğer yine bir terk ederse o altınla yine seni şey yapacaklar bir tane de. O zaman şey midir, bu gençlik İslamiyet şey mi, sermayesi mi? Abi evet, gençliğimiz bizim altınımız yani. İstikbalimiz neyse zaten, geçmişimiz o, geçmişimiz neyse istikbalimiz o, Mesnevi'deki gibi abi. Geçmişimize gidiyoruz, geleceğimize gidiyoruz sadece, aslında istikbalimize falan gitmiyoruz, geçmişimize gidiyoruz. Yani aynısını yapacaktık, hani Kur'an'da diyor ya, böyle yapsa yine bunu yapacaktı. Ondan şey yapmak lazım, yine aynısı olacaktı yani. Harun abi, bu tek altını an olarak mı yorumluyorsun? Yani bulunduğumuz an olarak mı yorumluyorsun? Ya abi burada diyor ya, eğer işte terk edip yani tövbekar olup şey yaparsa diyor, pişman olursa diyor, yok tek altını öyle şey yapıyorum, yine bir umut. Zaten öyleyse. İrfan dedi ya, o tek bir altını kaldı gitti, uçak var, gemi var, tren var, otomobil var ve yayan var. Bileti veriyorsun. O tek bileti, o da namazdır diyor. Demek ki an yani. Çünkü ötekisi yok elimizde. Her verilen gün, o günkü son altın. Son altın sayılıyor. Nevi insanın ekseriyetini teşkil eden ihtiyarlardan ve hastalardan sorunuz. Elbette ekseriyeti mutlak ile esefler, hasretler ile eyvah gençliğimiz bedava belki zararlı zayi ettik. Yani sermayeyi bitirdik. Sakın bizim gibi yapmayınız diye cekler. Çünkü 5-10 senelik gençliğin gayrimeşru zevki için dünyada çok seneler gam ve keder, berzahta azap ve zarar, ahirette cehennem ve sakar belasını çeken adam en acınacak bir halde olduğunu halde errazu bil zararı yani sur layın zero yani rızasıyla bilene ve artık sırrıyla hiç acınmayan müstahak olmaz. Çünkü zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve layık değildir. Cenab-ı Hak bizi ve sizi bu zamanın cazibedar fitnesinden kurtarsın ve muhafaza eylesin. Amin. Amin. Allah rızası için Fatiha. Bir dakika, çok çabuk Fatiha çektin ya. Ha, biz Fatiha'mızı çekelim, işi olan ayrılır. Gafur abi ben dinliyorum burada. Harun'cum az önce İrfan bir soru sordu. O tek bir altın hazır zaman mıdır diye galiba, yanlış anlamadıysam. Öyle mi sordu? He öyle sordu. Yani o sana verilen gün mü sayılır diyor tek altın. Evet. Şimdi benim zannımca abi o tek altını namaz olarak kabul edip namaza yönelttiğimiz zaman sadece o tek bir saati ebedileştirmiyor, bakileştirmiyor. O 24 saatin bütününü bakileştiriyor. Yani hazır zaman başka bir şey, an başka bir şey. An o 24 saatin bütünlüğünü kapsıyor abi. Bütün 24 saatin tamamını bakileştiriyor. Yani an değil. O bir saat aslında andır, hazır zaman değil. An ise 24 saatin bütünlüğünü kapsıyor diye tefekkür olarak. Ben bir ilave yapabilirim. Efendim Mustafa Aliş. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar olsun. Aleyküm selam. Şimdi üstadımız yine 21. bir sözde diyor ya, geçmiş geçti gitti bitti. Gelecekse elinde bir senet yok ki ona maliksin. Bütün ömrünü yaşadığın an bil diyor ya. O altın, o an değerlendirdin. Değerlendirirsen geçmişi de, geleceği de, senin dünyana da, ahiretine de ışık tutacak, nur olacak. Neredeysen zaten geçmiş geçti gitti, gelecek de zaten elinde yok. Yaptın, o anı kapsıyor diye bir tefekkürüm var, paylaşmak istedim. Allah razı olsun. Amin. Efendim Emir. Abi burada imanın hayata hayat olsa meselesinde ben hep dönüp bu meseleyi duyduğum zaman hep namaza takılıyorum. Öyle bir şey ki tamam, iman zaten biz hayatız. Öyle bir ki senin izahatın da bu vücudumuz mevcuttur.
namaz, yani iman olsa bile eğer namaz olmazsa bu mevcut vücut alemine giremiyor. Yani hayatın bütününe girebilmek için, imanın hayata hayat olması için mutlak manada namaza girip yani hayatın hakikatine girmek gerekiyor. Yani hep ben buraya takıldım. Yanlış düşünüyorum bilmiyorum abi. Abi zaten burada İslamiyet gençlik derken şey yapmazsa, tesir etmezse de diye bir ifade var. İman var ama İslamiyet gençlik de yok yani tesir etmiyor o zaman. Onu da söylüyor burada ikinci paragrafta. Tesir etmezse. İmanı var ama İslamiyet yok, tesir etmiyor o zaman. Yasin bir şey diyecekti. Yasin bir bakayım ne diyor. Yasin. Niye açıyorsun? Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Ben orada sadece namazı şey yapmıyorum da yani bu salat olarak kabul ediyorum ben. Salat. Salat olarak kabul ediyorum. Yani namaz derken biraz şey kalıyor, zayıf kalıyor. Yani sadece o ibadet içindeki düşünce tarzının bütün hayatını yansıması gerekiyor. Size bir şöyle bir şey söyleyeyim. Salatla oluyor. Abi zaten ben de tam demek istediğim odur. Ya burada fiiliyette namaz var ama ya insanın boyutunu salat, kainatın külli ibadetine bu mevcudu vücut olarak koyuyorsun. Bütününe dahil oluyorsun. Tam bir hayat kazanıyorsun. Külli evet. Bir hayat. Burada salat bütünlüğü kapsamıyor mu abi? Yani namaz salatın içinde bir bölümdür ama bütün hepsini topladığımız zaman salat manası çıkıyor. Evet. Ben size bir şey söyleyeyim de bir de böyle bir düşünün bakalım. O bir saati. Şimdi arkadaşlar hep Müslümanı düşündünüz. Zenginlik olsun diye söyleyeceğim. Şimdi bir kafir düşün, Alman. Bir anda Müslüman oldu. 40 senesi, 50 senesi kafirdi. Bir saat o anda iman etse geçmişi ne olur sizce? Yani sizce değil, dinde nedir? Geçmişin hesabı yok. Demek ki o bir saat yani bir an yaşıyor imanlı ama zannediyorsun ki 20 gafir dedi ki 24 saati kapsıyor. Hayır, çapını darlatma. O bir saat maziyi kafirinin kurtarıyor. Müslümanın geçmişini ne yapıyor? O bir saatte tövbede, tövbe ve istiğfar onu yübedilullah seyyat-ı hasene sırınca onu değiştiriyor. Geçmişini de değiştiriyor. Yani 24 saat kaplamıyor. Rahmeti daraltmış olursunuz gibi düşünüyorum. Belki ben biraz uçuk düşünüyorum ama mesela bak bir Alman 50 yaşında Müslüman olsa Allah geçmişinden hesap sormuyor. Bak bir an 50 seneyi kurtardı. Başka sonsuzu da kurtardı geleceği. Tamam o kafir de öyle istisna olsun. Müslümana ne yaptı? Elini kaldırdı o anda. Ya Rabbi şimdiye kadar bilmiyordum. Şimdi tövbe ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tubaleyne ya tevabu ya kimu tevbeten nesu'a liyakum minellezine fealu feişeten evzelam enfusekum zekerullah festağferu li zunubim ve miyafiru zunube illallah. Estağfurullah el azim el kerim el lezi la ilahe illahu el hayyum kayyum etubu ile subhanehu. Dedi amin. Allahümme la tuhricna mined dünya ile maşadetin vel iman. Dedi. Sabah namazında kılıyor diyelim. Sabah namazının sünnetinden sonra ya hayyum ya kayyum ya bedi'ün semavat vel ardı ya zencelal vel ikram Allahümme inni eselüke en tuhiyye kalbi bi nuri marifetike beden ya Allah ya Allah ya Allah bir. Üçüncüsünde ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim bi rahmetike ya Erhamer Rahimin amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Ne yaptı? Allah imanına kefil oldu. Garanti yaptın. Nasıl? Nasıl olur bu kadar şey? Sana ne? Allah'ın rahmeti böyle. O bir an geçmişini de kurtarıyor. Kafirinsin zaten bütün nimet. 50 senelik hayatını kurtarıyor. Kafir iman ettiği anda. Geleceğini ne yaptı? Oho onu da kurtardı.
Gelelim bize. Biz 50 senemiz düşe kalka bir sürü günahlar var. Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, Risale'nin şahs-ı manevisi hürmetine, arşın hürmetine, kürsün hürmetine ya Rabbi, kabul olan tövbelerin hürmetine, ya Rabbi, kimin tövbesini hangi haletle, hangi fikirle, hangi düşüncelerle kabul ettinse, o fikirlerin, o hislerin, o haletinin hürmetine ya Rabbi, bizim tövbemizi de kabul eyle dedin, oldu mu? Oldu. Nereden bildin? Hadis-i şerife diyoruz. Kabul etmeyeceğim duayı mümin kulumun karşı diline vermem. Oh elhamdülillah. Ne diyorsun bak? Ya Rabbi. Günahları, tövbeleri, kimin tövbesini, günahını, tövbesini, istiğfarını kabul ettinse, o kişinin hangi fikrini vesile etmişse, hangi hissini vesile etmişse, hangi duygusunu vesile etmişse, hangi latifesini vesile etmişse, Allah'ım onun hürmetine, o latifeleri ben ifade edemiyorum. O fikir, o his, o duygu, o latifenin hürmetine ya Rabbi, geçmişimi tamir eyle. Yübedülullahi seyyatim hasena, günahları hasenata tebdil eyle. O haletlerin, o kişinin hürmetine. Dediğin zaman ki dedik gene, çaktırmadan da dedik, geçmişini de koca geçmişin, peki orada mı kaldı? O bir an, hayır. 756 şualar, ta ezelden hayat nurundan medet alır. Allah Allah, o bir saat ama ta ezelden ebede hayat nurundan. Onun için Müslüman ne kadar şanslı ya Rabbi ya. İyi ki Müslümanız. Çok şükür ya. Ya Harun, orada mısın abi? Buyurun abi. Evet evet buyurun abi. O bir saat neymiş abi? Biraz böyle ben biraz hayal uçuk mu oldu benimsin? Yok abi, Allah razı olsun. İşimize geliyor ama değil mi abi o? Gelmez mi abi? Ne zannediyorsak o. Olur değil. Oldu zaten. Oh, çok hoşuma gitti. Oldu bile. Oldu bile. Yani enay nezenni abdi bir vardı ya, kulum bana nasıl, beni nasıl biliyor, nasıl, ben ona öyleyim. Bazılar diyor ki olur mu ya, bak böyle dua ettin ya kardeşim, affetmeyecekse sana tövbeyi nasip etmez, olmaz, nasip olmaz. Ben böyle insanlar rastladım, yani yapamıyor ki duayı, bak şöyle yapıyor namazda. Koca derse getirmişlerdi, hiç unutmuyorum, Zeytinburnu'nda. 45 dakika veya 1 saat ne kadar sürdü. Giderken getiren dedi tabii nasıl buldun diye. Kardeş nasıl buldun? Başrol dersi dedi ya. Bu halı nereden geldi dedi ya. Adam orada kafasını çiviyle soksan da girmezdi. Nasip kardeş. Tövbe edebiliyor musun? İstiğfar edebiliyor musun? Tövbe günahın vücuduna, istiğfar ise kulluğun vücuduna, yani ac, fak, noksanını derufte ediyorsun. Yani münacat istiğfardır. Tövbe ise günahı gösteriyor. Yani münacat şu, şeyde var ya 3. şuada ve 30. lemanın sonunda. Ey şiddeti zuhurundan ve azameti kibriyasından tesettür etmiş olan Zat-ı Akdes, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın dersiyle, Kur'an'ın talimiyle anladım ki ben şimdi, devam et. Bu nedir? Münacat. Bak ne bir şey istiyorsun, ne bir şey af istiyorsun. Günah mağfiret, şunu ver, bunu verme demiyorsun. Münacata bak. Ha, o nedir peki? Kulluğun ruhu olan aczini, fakrını, noksanını, dört kusurunu. Acz, fak, noksan, kusurunu tevruhte ediyorsun istiğfarla. Tövbeyle de ya Rabbi şu günahımı affet. Allah'ım şunu affet. Tamam böyle. Bunu karşıma çıkarma. O bir saatin çapı Müslümana böyle bereketli ediyor elhamdülillah. Allah'ıma çok şükürler olsun ki böyle bir dava arkadaşlarımız birbirimize vermiş. Zeki muhatap diyor usta. Ders ortamında zeki bir muhatap. Mutala ve muzakerede samimi bir muhatap kardeş bizi birbirimize ihsan etti. Bana en büyük iyilik sizin gibi bir kardeşleri vererek
Size de en büyük iyilik birbirimizi ve beni sizlerle beraber olmasıdır. Herkes böyle bakacak. Çünkü bu öyle bir zamandayız ki sırf bununla olamıyor yani. İlle bunlarla haşir neşir olanlarla tutunuyoruz. Hele bu korona pandemi meselesinde devletler arası beynemiler, globalistler ve Türkiye'dekiler korkunç bir korku pompalıyorlar. Videolarla da muhatap oldu mu en ufak öksürükte o videoların en olumsuzluğuna odaklanıp hayatlar felç oluyor. Böyle bir ortamda bizi kardeş etmiş, böyle bir ortamda bakın bir saat bizi aynı yerde tutmuş. Allah'ın bu nimetini tadat edip de ziyadesine dua etmek lazım. Cenab-ı Hak iştirak-ı amali uhreviyemizden hissemizi ziyade eylesin. Beşeriyetimizin iktizasından dolayı işlediğimiz günahları hakikat-ı Kur'aniye ve hikmet-i imaniye hürmetine affeylesin ve hikmet-i Kur'aniye ve hizmet-i imaniye Kur'aniye'den hasıl olan iştirak-ı amal uhreviyesi sırrınca bu hizmet-i imaniye Kur'aniye elimizden Cenab-ı Hak almasın. Bu durusu Kur'aniye içerisinde yaşamayı, böyle kardeş edilmeyi, dost edilmeyi ve kabirde de evliyaların ve velilerin ruhunu değil, biz nur talebesiyiz. Talebi ulumun ruhunu kabzeden müekkel melaike bize nasip eylesin. Teris eylesin. Bize hissettirmesin ya Rabbi. Aynı orada böyle kardeş etsin. Beraber etsin ya Rabbi. Bizi beraber et. Allah'ım bizi birbirimizden ayırma. Dünyada birbirimizden ayrılmadığımız gibi bizi birbirimizden ayırma. Beşeriyetimizin iktizasından dolayı olan bilerek veya bilmeyerek hatalarımızdan, kalp kırmamızdan, taşkınlıklarımızdan Allah'ın birbirimizden gücendirme. Birbirimize muhabbet ve uhuvvetimizi eksiltme ya Rabbi. Muhabbet ve uhuvvetimizi artır ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine, Şah Fırkat'a yanan gönüller hürmetine, Kerbela'da revan olan dem kanın hürmetine ve gece yaşaran gözler hürmetine, nedamet eden kalpler hürmetine, yönelen gönüller hürmetine, tefekkür eden dimağlar hürmetine, ruhtaki latifelerin hürmetine, ki öyle bir latife var ki Mesnevi'de ya Rabbi senin kulun buyuruyor, öyle bir latife var ki o latifenin ettiği duasını, tövbesini o latifenin hürmetine kabul ediyorum. Allah'ım ben onu bilmiyorum. Ustad da tanımlayamadı. Allah'ım o latifenin hürmetine tövbemizi ve isteğimizi kabul eyle ya Rabbel Alemin. Ve ahir davahum en elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha tema selavat. Harun'a bir soru sorabilir miyim abi? Sor bana, sor ona orada. Harun'cum. Bu arada gitmek, dersten çıkmak isteyen çıkabilir arkadaşlar. Şimdi az önce gençlik derken İslamiyet dedin ya. Şimdi ben şöyle bir tefekkürüm oluştu. Hasan abi de bunu çok söyledi. Sen de çok zikrettiğin için özellikle şey yapıyorum. Şimdi biz gidiyoruz istikbale zannımızda. Halbuki karşımızda bir ayna var. Ayna bizim arkamızı gösteriyor. Biz ön tarafa gittikçe, yani istikbale gittikçe aslında maziye gidiyoruz. Diyordu değil mi Harun'cum? Mesela Hasan abi siz de diyorsunuz değil mi böyle? Evet. Şimdi peki mesela şöyle bir şey, şöyle bir tefekkürde bulunsak. Bizim geçmişimiz Elamili Tekviniye, mazimiz Elamili Tekviniye, istikbalimiz de Ayat-ı Tekviniye. Bizim gitmemiz, aslında hiçbir yere gitmiyoruz. Biz olduğumuz yerde duruyoruz ama biz onları cem ettikçe biz gençleşiyoruz. Yani bu demek oluyor ki Elamili Tekviniye ve Ayat-ı Tekviniye'nin cemi imansa sanki ve cennette mesela 33 yaşında olunacak tam böyle en şey belki. Acaba gençlik bu manada bakınca İslam'dan ziyade iman gibi olabilir mi diye bir düşünceye kapıldım. Çünkü yani mesela cennetten ve cehennemden bahsederken ebede doğru uzanan bir dalın iki meyvesidir diyor. Diyor ya, yani ebede doğru uzanan, yani aslında ebed
bütün anı kapsayan, yani o an mıdır? Yani gençlik ana mı acaba işarettir? Evet. Üstad, şimdi bir başkası bir şey diyecekse, bak Gafur anladı mı, şey Harun anladı mı bu an İslamiyet mi mal mıdır dedi de, orada herhalde sen ne diyeceksin Harun? Abi şimdi Gafur abi şöyle diyeyim, yani İslamiyet an mıdır şimdi, akıl cintiyle bir yere gidip geliyoruz ama yani aslında bir yere gidip geldiğimiz yok. Akılla gidip geliyoruz. 33 yaşında olacağız diyor cennette. Zaten kalbimde 33 yaşındayım. Ruhumda yaşım falan da yok. İslamiyet aslında imandır diyor. Aslında şöyle bir şey aklıma geliyor. Suda buz var mıdır? Tabii ki suda buzun sıfatı da vardır. Yani ben böyle anlıyorum. Peki. Tamam. İnşallah burada keselim. Rabbime emanet olun arkadaşlar. Allah razı olsun. Amin. Selamünaleyküm. Merhaba efendim, hayırlı akşamlar efendim.